enhızlıkitap.com'un sunduğu dersimize başlıyoruz. Bu dersimizde biz düzgün çokgenler işleyeceğiz. Düzgün çokgen arkadaşlar tüm kenar uzunlukları ve tüm açıları eşit olan çokgenlerdir. Bu tarz çokgenlere biz akıllı, uslu, efendi, adam gibi adam çokgen, yani düzgün çokgen diyeceğiz. Düzgün çokgende tüm kenarlar ve tüm açılar eşittir. Çokgenlerle ilgili kurallar burada da geçerli arkadaşlar. Bu biraz daha düzenlidir. Tüm kenarları eşittir, tüm açıları da eşittir. Çokgenlerde kural neydi? Hatırlayalım. En kenarlı bir çokgenin iç açılar toplamı en eksi 2 çarpı 180'di. Dış açılar toplamı 360 dereceydi. Bu genel bir kural. Bütün iç açılar eşitse arkadaşlar, şurada gösterildiği gibi. Bakın bütün iç açılar eşitse o zaman bütün dış açılar da eşittir. Öyle değil mi? Ve bütün çokgenlerin dış açıları toplam 360 derece ise ben bir tanesini bulabilirim. Mesela kenar sayısı kaç bunun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360'ı 6'ya bölersek 60 derece olur. Hop burayı buldum, gördünüz mü? Burayı da nasıl bulursun? 60 bulduk. Gir içeri, 180'den çıkar 120. Yani bunu ben demiyorum. Bunu matematik diyor. Hemen arkadaşlar devam edelim. O zaman ben bir dış açı nasıl buluyorum? 360'ı kenar sayısını bölerek bulabilirim. Tabii ki bu düzgün çokgenlerde geçerli arkadaşlar. Geçiyorum. En kenar düzgün çokgenin iç açısı n-2 çarpı 180 bölü n ile bulunur. Bakın bu koca karı formüldür. Yani bunu bundan yaklaşık 600 sene önce çözdülerdi. Daha kısa yollar da bulduk biz. Ne diyor soruda? İç açıları toplamı 1080 derece olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? Kural neydi? N-2 çarpı 180'miş. Kenar sayısını bilmiyorum. 2 çıkartıp 180'e çarpmışım. 1080 bulmuşum. Bakalım bu n nedir? Videoyu geri sarıyorum. 180'e bölersem arkadaşlar. Çık çık. N-2 burada 6'dır. N-2 6 ise n de burada. 6 artı 2. 8'dir. Yani bu çokgenimiz 8'genmiş. Düzgün çokgen ama. O zaman bir iç açısı kaç derece olur? Bunu şöyle yapalım. 360'ı 8'e bölelim. 45 derece, bakın bu dıştır. İçeri bulmak için ne yapacağız? 180'den 45 çıkaracağız. 135 derece olmuş oldu. Bu sizin direkt iç açıyı bulma formülü. Bu uzun yol arkadaşlar. 360'ı n'e bölüp kenar sayısı, bir dış açısını bulacaksınız. Sonra 180'den çıkaracaksınız. Bu şekilde olacak. Ya da şöyle yapabiliriz. 1080 bulmuşsak 1080'i 8'e de bölebiliriz arkadaşlar. Bu da diğer bir yol ama biz şunu kavram olarak aklımızda tutalım. Geçelim. Bir dış açısı 72 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlı? Düzgün çokgenmiş. 360 dereceyi n'e bölelim ve 72 bulalım. Peki 360'ı kaça bölersek 72 derece buluruz? 360'ı bu sefer 72'ye bölüp n'de bulabiliriz. Bu da arkadaşlar 5'tir. Beşgenmiş yani. Bu düzgün beşgen. Diğer soruya geçelim. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsünün 3 katı olan düzgün çokgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? Bakın bir tane çokgenin içi dışı burada gördüğünüz gibi. Ne diyor şair? İç açısının ölçüsü dışın 3 katıymış. O zaman şöyle yapalım. Dışa x dersen içe de 3x derim. Toplamı 180 olacak bunların. 4x 180 ise iki tarafı 4'e bölüyorum. X de burada 45 derece olur. Şimdi dışı 45 derece olan açı neydi? Demin yaptık aslında. 360'ı biz kaça bölersek 45 verir? 360'ı 45'e bölersek 8 olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Demek ki bu sekizgen olacak. Bize neyi soruyor? İç açılar toplamını soruyor. Demin yaptık ya. 8 eksi 2 kenar sayısını 2 çıkartıyorum. 180 ile çarpıyorum. 6 çarpı 180. Bu da 1080 olmuş olacak arkadaşlar. Geçiyorum. Bakın düzgün altıgen. Düzgün altıgenimiz var. Karemiz var. X soruyor. Biz bu x'i nasıl bulacağız? Önce düzgün altıgenin bir iç açısını bulacağız. Sonra karenin bir iç açısını bulacağız. Sonra x'i bulacağız. Düzgün altıgenin bir iç açısını bulmadan önce bakın şöyle bir kafatasla hesaplayalım. Düzgün çokgenlerde kenar sayısı ve bir iç açısı arkadaşlar ne olur? Bu tabii ki düzgün de.
Eğer üçgense arkadaşlar bir iç açısı 60 derecedir. Dörtgense şöyle yazayım. Dörtgense 90 derecedir ki bu karedir. Şöyle yapsak daha iyi olur. Her bir arkadaşlar 60 derecedir. Üçgense bir açısı 60 derece. Dörtgense bir açısı 90 derece olacak. Beşgense şuradan 365'e böl 72 içeri gir 108. Altıgense bir iç açısı 120 derecedir arkadaşlar. Sekizgense 135'tir diye bilebiliriz. Burada tek tek hesaplamaya gerek yok aslında. Altıgenin bir iç açısını 120 derece olarak söylemiştik. Bunu yazdık. Bu da bir düzgün dörtgen yani kare 90 derece. Toplam 360 derece ise 120 90 daha 210. 360'dan 210 çıkar. 150 derece olmuş olacak arkadaşlar. Gelelim buna. Bakın düzgün altıgenimiz var. Her bir açımız 120 dereceydi. Bu da bir kare. Bakın eğer bu düzgünse örneğin bunun kenarları A olsun. Bu da bir kare. Bunun da kenarları A olur. O zaman şunun bir iç açısı kare olduğu için 90 derece olur mu? Bakın karenin bir iç açısı 90 derece. Şurası 120 derece. 90'a kaç eklersek 120 olur. Hemen 120'den 90'a çıkartırsak eğer 30 derece olmuş olacak burası. Bakın şurayı sorabilirdik. A ile G'yi birleştirelim. Şurayı ben sorsaydım ne olacaktı? Bakın burada bir ikizkenar üçgen oluştu gördünüz mü? İkizkenar üçgen. Bakın şunlar birbirine eşit. Şurası birbirine eşit. Şurası 30. Bakın ikizkenar üçgende şu açılar birbirine eşit olması lazım. Önce 180'in 30'u çıkartırdık eğer 150. 150'yi de kardeş payı yapardık. 75 bölerdik arkadaşlar. Bize burayı sorduğu için toplamları 120, 90'ı çıkarsak 30 kalır da diyebiliriz. Geçiyorum. Düzgün beşgenimiz var. Şunlar düzgün eşit arkadaşlar. Hangirek alacağımı mor alayım bu sefer. Bakın düzgün beşgense DAC nedir? Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? Hemen dıştan girelim. 360'ı 5'e bölersek 72 derece bu dış açısı. Peki burası 72 ise bir iç içi ne olur? 180'den çıkarsa 108 olur. Bakın 108 derece burası ikizkenar üçgen. O zaman şuralar ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Buralarda 180'den 108 çıkartalım. 72 derece bunların toplamları. 72'nin yarısı da 36 olacaktır. Aynı şeyi burada da yapalım. Bakın 108 36 olacak. Burada beşgenin bir iç açısı. Bu da 108 olacak. 36 artı 36 72. 108'den 72 çıkar. Bu da 36 derece olarak kalacak arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Burada ne diyor arkadaşlar? BCEF'de bir şeyler. Bu düzgün altıgen. Bir iç açısı o zaman 120 derece. Şöyle yapalım. Burası 120 derece. 40'ı buraysa geriye kalacak 80 derece. Burada 120 derece. Açıortay iki eş parça bölersek 60 olur. Bu bir üçgen o zaman. Üçgenin iç açıları toplam 180 olacağına göre 60 80 artı x diyelim 180 140 artı x 180 x de burada 40 derece olacak arkadaşlar. Ne diyor soruda? ABCD kare. Tamam kare olsun. Şöyle. EFGH da düzgün beşgen. Şu da düzgün beşgenmiş. Biz x arıyoruz. Bakın şu kare. Şu aynı zamanda düzgün beşgenin bir dış açısı 72 derece 360'ı 5'e bölersek 72 dereceyi buluruz arkadaşlar. Burası 72 derece burası 90 72 daha 162 180 olacağına göre bura olur 18 derece. Burada beşgenin bir iç açısı burada 108 derece. Üçünün toplamında 180 olacak. 18'de 108'i toplarsak eğer 126 180'den 126 çıkarsa bu da arkadaşlar 54 derece
Olmuş olacak. Gelelim buna. A, B, C, D, E, F düzgün 6 gelmiş. Bunlar eşit. Bakın kenar sayısı çift olduğu zaman bu köşegen arkadaşlar karşıdan karşıya geçiyorsa bu aslında açıyı iki eş parçaya ayırır. Yani şöyle yapalım. Bu aynı zamanda bir açıortay diyebiliriz. Dörtgen yani kare olsun. Aynı şey orada yapalım. Bu köşegenimiz iki eş parçaya böler. Kenar sayısı çift olduğu zaman aklımızda kalsa sıkıntı olmaz. Buna göre burası nedir? Bakın tüm bildiklerimizi bir yazalım. Şurası 120. 120 iki eş parça bölmüş 60 60. Bakın 120 şurası ikizkenar olacağı için bunlar birbirine eşit. 180'den 120 çıkar 60 derece. 60'ı iki eş parça bölersek 30 derece olacak. Burası burada 30 derece olacak. O zaman burası 120 derece olacağına göre geri kalacak 90 derece. Üçgenimizin iç açıları toplamı belli zaten 180. Buradan yakalarız arkadaşlar. 90 artı 60 150. 180 eksi 150 30 derece olacak arkadaşlar. Burası da. Geçiyorum. Bir dış açısının ölçüsü 20 derece olan düzgün üçgen kaçkenarlıdır? 360 dereceyi ben kaça bölersem 20'yi verir. 360'ı 20'ye bölersem x olacak. X de burada. 18 kenarlı arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya geçiş yapalım. 18 kenarlı üçgenin iç açısı ölçüsü kaç derecedir? Bu sefer tersten soralım arkadaşlar. 360'ı 18'e böldük. 20 derece oldu. Bu dış açıdır. 180'den 20 çıkartsak eğer bu da 160 derecedir. Bu da iç açıdır deriz. Yani şöyle düşünün. Bu dışı 20 derece, 180'den 20 çıkar, 160 derece. Bu da iç açısıdır diyebiliriz arkadaşlar. Hangisi yalandır? Şıklar A, B, C, D olsun. Rengarenk şıklar. Ne diyor C'de? Bazı çokgenler, köşegenleri çokgenin dışında kalabilir. Doğru. Nasıl da o? İç bükey çokgenlerde öyle değil mi? Şöyle gösterecektik. Bu doğru. Düzgün çokgenlerin iç açı ölçüleri birbirine eşittir. Doğru. Çokgenlerde kenar sayısı arttıkça dış açı toplamı değişmez. Doğru. Düzgün çokgenlerde n çarpı n eksi 3 tane köşegen vardır. N eksi n çarpı n eksi 3 bölü 2 tane arkadaşlar olacaktır. Bu da doğru değildir. Yanlış olan Bursa'dır arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Bir düzgün çokgenin kenar sayısı 2 artarsa iç açıları toplamı kaç artar? Bakın kenar sayısı 2 artarsa bir örnekle yapabiliriz. Mesela kenar sayısı 5 iken 7'ye çıksın. Kaç artacağını siz de görün buradan. 180 bakın. 3 çarpı 180 iken 5 çarpı 180 olmuş oldu. Yani kenar sayısının 2 artması farkların da 2 artmasına sebep oldu. Yani 2 tane 180 benim karım oldu. Bu da arkadaşlar 360 derece olacaktır. Ve geldik x'ler soruları. Yukarıdaki düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? Bu eğer düzgün çokgense bunlar birbirine eşittir arkadaşlar. 2x artı 55. Çünkü düzgün çokgenin iç açıları da eşittir. 2x artı 55 eşittir. 4x eksi 25'tir. Bu denklemi çözelim önce. 2x'i buraya atalım. Eksi 25'i de buraya yollayalım. 80 eşittir 2x. X de burada. 40 oldu. Şimdi x eğer 40'sa 2 kere 40 80 artı 55 burası 135 derece oldu. 135 derece hangi çokgenin iç açısıdır? Şöyle ben yakalamak istiyorum. 135 ise dıştan gideyim. Dışı da 45'tir. Toplamları 180 olacağına göre. 360'ı kaça bölersem 45 yapar. Tabii ki 8'e bölersem. Demek ki bu çokgenin kenar sayısı arkadaşlar 8'dir diyebiliriz. Son soruya geçiyoruz. BAC CAD'nin şuranın 4 katının 10 fazlasıymış. Buna göre de CAD nedir? O zaman buraya ben x diyeyim. Şurası o zaman ne olacak? 4 katının 10 fazlası. Toplamları 180. 4x artı 10 artı x eşittir. 180. 5x artı 10 180 ise 5x 170 x de burada 34 derece olmuş olacak arkadaşlar.
Bizden istediği cevap bu. 34. Sağlıcakla kalın.